Merhabalar herkese. Bugün YouTube'da bu video aracılığıyla yepyeni bir seri başlatıyorum. Aslında bu seri fikri uzun süredir, bir süredir aklımdaydı ve bu fikir aklıma ilk düştüğünde de isim olarak ve içerik olarak demiştim ki en sevdiğim 5 markanın 5 tane en sevdiğim, en favori ürününü anlatayım. Bu 5 markayı düşündüğümde de aslında hangi markalar olacağı bile anında aklımda belirdi. Çünkü zaten çok sayılı, çok güvenerek, severek kullandığım marka var. Ama ilerleyen zamanlarda yeni ürünler denersem, yeni markalar tanışırsam 5 markayla da kalmayız diye düşünüyorum şimdilik. 10 15 diye gideriz diye düşünüyorum. Yeniden. Şimdilik, şimdilik bazı şeyler böyle. Bu videonun ilk markasına yakışır. Benim son zamanlarda hem içeriklerini hem ürünlerini çok severek kullandığım Purist markasından bahsedeceğim. 5 tane ürününü getirdim buraya. Aslında 5 ürününden daha fazla ürününü, serumunu ve kremini denedim daha önce. Ama burada şu an bugün en sevdiğim 5 tanesini göreceksiniz. Hepsini detaylı bir şekilde tek tek anlatacağım. Hangi ürünü nasıl ne şekilde ve niye kullandığımdan da ufak ufak bahsedeceğim. Umarım çok fazla uzatmadan da bitireceğim. İlk olarak markanın ilk kullandığım ürünlerinden biri olan bu glikolik asitli EHA, BHA içeren toniğinden bahsetmek istiyorum. Benim bu ürünle tanışmam sivilcelerim yüzünden oldu diyebiliriz. Hem cildimdeki sebum dengesini, yağ dengesini biraz sağlamak hem de içeriğindeki EHA, BHA sayesinde de böyle mikro soyulmalarla iyice temizlenmesini, gözeneklerimin de iyice arınmasını sağlamak için de çok fazla da hakkında güzel yorum okumuştum. Bu benim bu arada 3 üçüncü şişem. Bu şişeyi de yeni açtım. Daha önce birkaç bitenler videomda da bitirdiğim şişelerime değinmiştim. Hatta yalan değil yani. Benim cildim yağlıdan karmaya dönük bir cilt tipi olduğu için ben ne zaman bu toniği kullansam, pamukla şöyle lokal olarak yüzüme uygulasam o fazla yağın cilt üzerinden nasıl arındığını, gözeneklerin nasıl açıldığını gözle görülür şekilde fark ediyorum. Bu zaten ürünü bu kadar sevmemdeki ilk özellikti. Yakın vadede özellikle gözenek temizlemede ve gözenek görünümünün küçülmesinde etkisini bu kadar çabuk görebildiğim çok sayılı toniklerden bir tanesi. Bu toniği ben her gün kullan Özellikle haftada 3-4 gün, çoğunlukla 3 gün niacinamide serumumla beraber uygulamaya çalışıyorum ki biraz lekeler üzerinde de etkili olabilsin. Ama özellikle makyajınızı temizledikten sonra pamuğa hala biraz böyle ölü derinin, biraz makyaj kalıntısının geldiğini görüyorsunuz. Bu zaten cildi ne kadar güzel temizlediğini de gösteriyor ürünün. Son olarak bu ürünle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bence sivilceli ciltlerin özellikle çok seveceği ama aktif sivilceleriniz varken veya cilt bariyeriniz, cilt bağışıklığınız düşükse biraz can yakabilecek, biraz böyle kaşıntı yapabilecek bir ürün. O yüzden benim tavsiyem eğer cilt bariyerini düşükse olması gerekenden hatta oldukça düşükse veya yüzünüzde aktif sivilceleriniz varsa o dönemlerde kullanmamanızı öneriyorum. Bir de gündüz kullanılacak bir tonik değil kesinlikle. içeriği dolayısıyla cildinizde güneşle birleştiğinde özellikle yaz aylarında lekelenmeye sebep olacaktır. Tüm bunlar neticesinde ben genellikle bu toniği haftanın 3 akşamı makyajımı temizledikten sonra serumlarımı da sürmeden önce cildimi hem temizlemek hem de güzelce arındırmak için kullanıyorum. İkinci olarak bahsedeceğim ürün ise Purist'ın bu nemlendirici kremi. Bu kremin içerisinde 4D Hyaluronic asit var, pentavitin var ve seramit var. Yine cilt bağışıklığımın oldukça düşük olduğu bir dönemde ve seramitlerin ne kadar önemli olduğunu hem cilt bakımında hem bağışıklığı yükseltmede yeni yeni öğrendiğim bir dönemde. Hem başlangıç aşaması için uygun fiyatlı hem de dozaj olarak ideal olabilecek bir ürün arıyordum. O arada yine yorumlarının çok iyi olduğunu, çok fazla tavsiye edildiğini ve özellikle genç kesim tarafından çok sık tercih edildiğini duymuştum. Seramit zaten cilt başıklığını ve bariyerini güçlendirmede, yükseltmede çok başarılı bir içerik. E, Pentavitin de yine çok kuvvetli bir nemlendirici ham maddeymiş. Şimdi o zaman araştırdığımda özellikle hyaluronic asitle bir araya geldiğinde cildin nem tutma kapasitesini çok fazla arttırdığını okumuştum. Bu benim tamamen iyi bir nem istediğim zamanlarda ve cilt bariyerimi yükseltmek için uyguladığım haftalık böyle 3 günlük 4 günlük rutinlerde özellikle uyguladığım bir krem ve şu an içerisinde çok az kaldı. Bu kremde bitireceğim ilk kutum olacak bu ama mutlaka bir tane daha alacağım ve markanın daha önce bir nemlendirici kremini daha denemiştim. O benim cilt tipimde benim için biraz hafif kalmıştı ama bu tamamen hem neminden hem cilt üzerindeki o iyileştirici etkisiyle benim bütün beklentimi karşılayan bir krem olmuştu. Üstelik tüm bu meziyetlerine rağmen fiyatı çok uygun. Şu an bildiğim kadarıyla 150 lira bandında bir fiyatı olması lazım. Bence böyle bir krem için şu anda piyasaya göre çok çok uygun bir fiyat. Özellikle indirimde yakalarsanız ne ala. Hem gece hem gündüz kullanımına uygun hem de makyaj altına çok rahatlıkla baz olarak da yeterli nemi sağlamak açısından da rahatça uygulayabileceğiniz bir nemlendirici krem. Şimdi gelelim markanın herhalde en sevdiğim ürünlerinden biri olan bu seruma. Kırmızı peeling etkili AHA-BHA serum. Ben bu kırmızı peeling etkili serumlarla aslında Purist aracılığıyla tanışmamıştım ilk. Farklı markaların farklı bu e, içerikteki serumlarını denemiştim daha önce. Purist'inkini de ilk aldığımda bu arada bu da yine ikinci şişem. Zannediyorum bu şişeden de bir iki üç kez kullandım. E, normalde de haftada bir uyguluyorum. O yüzden aslında çok bereketli uzun süre giden e, bir ürün bu ilk kullandığımda demiştim ki ne kadar hafif. Hani normalde hep bu serumların şeyi biliyoruz ya çok fazla irite ettiğini, kaşındırdığını, 10 dakikadan fazla cildinizde tutmamanız gerektiğini ve zaten tuttuğunuzda da aşırı hani tepki verdiğini biliyoruz. Bunu böyle sürdüğümde bana sanki çok fazla seyreltilmiş gibi gelmiş diyorum böyle daha sulu sulu gelmişti. O yüzden dedim ki herhalde bir işe yaramayacak. Ama o zaman düzenli kullanımda aslında şunu görmüştüm. Hafif gibi dursa da cildi daha az irite ederek sanki daha az kaşındırarak ne bileyim daha az kızartarak daha etkili bir sonuç almanızı sağlıyor. Ben diğer kullandığım aynı içerikteki serumlara göre bunu çok fazla sevmiştim. Zaten bu peeling serumlar benim cilt bakım rutinimde çok sevdiğim, haftada bir mutlaka kullandığım ürünler. Muhtemelen bu serum bittikten sonra tekrardan aynı üründen, aynı markadan, aynı içerikten devam edeceğim diye düşünüyorum. Zaten yanlış hatırlamıyorsam bu senede 2022 senesindeydi. Purist'ın bu içeriği ödül aldı. Yani içerik ödülü aldı. Çok fazla maceraya girmeye, arayışa girmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Zaten her cilt tipinin kullanabileceği ürünler içerik de değil bunlar bu arada. Cildinizi çok alıştıra alıştıra, yavaş yavaş arttırarak kullanmanız gereken içerikler. Ben cildi çok iyi arındırdığını, mikro mikro soyarken cildi çok iyi tazelediğini ve canlandırdığını, parlattığını bildiğim için ilk başta kullanmak istemiştim. Ve zannediyorum bu kadar kısa sürelerde bu tarz... E, etkilerini cildimde görebildiğim nadir ürünlerden biridir bu kırmızı serumlar. Yine bu üründe çok aktif sivilcem varken veya sivilcelerimle oynadıysam, biraz zarar verdiysem yani açık yara gibi bir hale getirdiysem o dönemlerde uygulamamaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla irit ediyor. Böyle kaşındırıyor, rahatsız ediyor. O dönemlerde uygulamamaya çalışıyorum. Tabii ki sivilceler üzerinde herhangi bir vadi yok. Böyle bir iyileştirici etkisi yok. Tamamen ben mikro mikro cildi soyarak, temizleyerek hem o parlatma etkisini sevdiğim için. Hem de canlandırması hoşuma gittiği için kullanıyorum. Dördüncü ürünümüze gelirsek bu da Peptid Complex Serumu. Markanın yine Özellikle peptitler zaten yaşlanma etkilerini geciktirmesiyle ve kırışıklıkları açmasıyla bilinen içerikler. Bu peptit kompleks de aslında yine kırışıklıklarınızı azaltmaya, gözle görülür yaşlanma etkilerini azaltmaya yönelik çalışan bir serum. Şu an hem yaşım itibariyle hem de cildimin kırışma oranı itibariyle aslında çok fazla bu tarz bir içeriğe ihtiyaç duymuyorum. Bu benim tamamen cilt bakımımı güçlendirmek, biraz desteklemek, biraz da botoksun etkilerini olabildiği kadar uzatmak için kullanmaya başladığım bir serumdu. Yine bu da bu markadan kullandığım Peptid Kompleks Serum'un ikinci şişesi. Bunu da yine çok yeni bir zamanda açtım. Ortalama 2-2,5 haftadır kullanıyorum aslında. Yakın zamanda bu kadar kısa zamanlarda bu yaşlanma etkisinin azalmasını tabii ki gözle görülür bir şekilde anlamıyorsunuz aynaya baktığınızda. Şu şu anda benim. Tamamen hissettiğim şey iyi nem vermesi, cilt bakımını destekliyor olması ve cilt bariyerini güçlendirmesi. Daha önce birkaç markanın da yine PEPRIT kompleks ürününü ben kullanmıştım. Bu denediğim zannediyorum üçüncü markaydı. Ee, diğerleri, bir tanesi özellikle bana çok yapış yapış gelmişti. Cilt bakımından sonra bile, gece bile olsa çok rahatsız ediyordu o yapış yapış his beni. Zaten çok fazla sevmem. Ee, Hyaluronik asitte mesela çok fazla olur o yapış yapış his. Onu da çok sevmiyorum. Ama bunun geçmeyen bir etkisi vardı. Diğer kullandığım da şimdi marka ismi de vermek istemiyorum ama bana çok ince gelmişti. Yani sanki ürün o da böyle hani seyreltilmiş ve herhangi bir etki etmiyormuş. Hani sürüyorum ve kayboluyor gibi geliyordu. Bu tamamen nemlendirmesiyle de etkisiyle de ve sonrasında hani cilt üzerine bıraktığı etkiyle de benim çok hoşuma giden bir serim olmuştu. Yine markanın en sevdiğim ve indirime girer girmez stokladığım ürünlerinden. Ve gelelim tanıştığıma çok memnun olduğum, çok severek kullandığım. Aslında ilk başta çok korkarak, elimin böyle zar zor azar azar gittiği bir ürün olmasına rağmen şu an yine haftanın 3-4 günü çok severek yaz olsun, kış ayları olsun hiç fark etmez çok severek kullandığım bir ürünü. Bu yine Purist'in azelik asitli, malik asitli peeling yüz yıkama tozu. Bu aslında toz bir ürün. Ürünün içerisinden şöyle tahta, ahşap diyebileceğiniz küçük bir kaşık çıkıyor. Ürünün içerisinden bu kaşıkla tozu tam ölçek alıp suyla birleştiriyorsunuz ve elinizde ovalıyorsunuz bir peeling'e dönüşüyor bu toz suyla buluşunca. Daha sonra nazikçe yüzünüzü yıkamaya başlıyorsunuz bu e, peeling haline gelmiş tozla. Pembe bir rengi var suyla buluşunca ve yüzünüze masaj yaparak uyguladığınızda biraz böyle köpürüyor hafiften. Yine benim peeling etkili olmasından dolayı aktif sivilcelerim varken uygulamayı tercih etmediğim bir ürün. Bence zaten siz de tercih etmeyin. Bu hem var olan aktif sivilcenizi arttıracaktır hem de iyileşmesini geciktirecektir. Ben ortalama bir dakika kadar böyle ürünle cildimi masaj yapıyorum, peeling yapıyorum. Suyla duruladıktan sonra özellikle yüzündeki pütürcüklerin ve siyah noktaların nasıl temizlendiğini ve nemlendiğini görüyorum. Ee, aynı zamanda bir canlılık, böyle mat bir görünüm olur ya, böyle sağlıksız mat değil ama böyle blurlanmış bir etki olur. Ee, aynaya baktığınızda bu hem renk tonunun eşitlendiğini hem de o canlılığın, o matlığın ne kadar belirginleştiğini görüyorsunuz. O yüzden benim çok sevdiğim bir ürün olmuştu. Çünkü ürünü kullanıyorum ve o gün hemen görüyorum etkisini. Bu tarz anında etkili ürünler beni bir tık daha mutlu ediyor diyebiliriz. İçerisinde soyucu meyve enzimleri var. Ee, bu da yine EHA, BHA serumlar gibi veya tonikler gibi mikro soyulmaları aslında sebep oluyor. Bu tabii ki çok iyi bir şey. Cildin üzerindeki ölü e, deriyi temizliyor hızlıca ve özellikle iki haftalık mesela düzenli kullanımdan sonra cildinizdeki o hafiflemeyi bile hissediyorsunuz ve makyaj kalıntılarını da bence çok iyi arındırıyor. Yine haftada en az 2-3 kere kullandığım bir ürün. Bir de tam şu an karar verdim ki bu videoya şunu da ekleyeceğim. Mesela bu 5 üründen bir tanesini alma şansım olsaydı yani hiçbirini alamayacağım ama bir tanesini seçmem gerekiyor deseydim de muhtemelen bu peeling temizleyici toz olurdu diye düşünüyorum. Ben yani hepsini çok seviyorum, hepsini çok severek kullanıyorum ama bir tanesini seçmem gerekseydi o da bu olurdu. Bu serinin diğer videolarında da bunu yapalım. Bu 5 üründen de bir tanesini seçelim mutlaka. Purist öyle çok yüksek bütçeler harcamanız gereken bir marka değil. Özellikle indirim dönemlerini yakalarsanız kampanya dönemlerini yakalarsanız güzel e, paralara, e, uygun fiyatları alabileceğiniz ürünleri var ve içerikleri gerçekten çok temiz formülasyonları çok başarılı. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ki yine ihtiyacınıza yönelik olacak şekilde tabii ki bu 5 ürün üründen de asla pişman olmazsınız. Zarar görmezsiniz. Aksine fayda görürsünüz. Bence bu içerik bu yönüyle faydalı bir içerik serisi olacak diye düşünüyorum. Bir sonraki markalar için bile şu an kafamda ürünleri, markaları böyle sıraladım diyebilirim. Böyle ayda bir olacak şekilde belki 3 haftada bir olacak şekilde cilt bakımı olabilir, saç bakımı olabilir, makyaj ürünleri olabilir. Böyle çeşitli markalarla bu video serisini yapmak istiyorum. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Ee, hoşunuza gitmiştir. Yine eğer sizin önereceğiniz markalar veya ürünler olursa da yine yorumlarda buluşabiliriz. Denediğim ürünler veya markalar varsa yorumların arasında onlara da mutlaka farklı videolarda yer veririm. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.